arkadaşlar, hepiniz tatlı YouTube çocuğa. Bugün de hoş geldiniz derken sizden şöyle 2 dakika böyle bir etrafı dinlemenizi istiyorum. Acaba benim duyduğum o güzel kuş cıvıltılarını siz de duyacak mısınız? Arkadaşlar, ben bu sabah kuş cıvıltılarıyla uyandım ve bütün gün kuşların ne kadar tatlı, ne kadar sevimli hayvanlar olduğunu düşünerek geçirdim ve sonra düşündüm, dedim ki gerçekten bu kadar güzel sesleri, bu kadar güzel tüyleri, bu kadar şirin yüzleri, ayakları olan bu hayvanlar acaba ne zaman yaratıldı? Tanrı onları ne zaman yarattı acaba? Nasıl yarattı diye düşündüm. Ve öncelikle Tanrı'ya kuşları hayatımızda, bu dünyada yarattığı için çok teşekkür ettim Tanrı'ya. Çünkü arkadaşlar, kuşların cıvıltıları, kuşların varlıkları, o böyle minik minik uçuşları, onların öyküleri, onların böyle bir yumurtadan çıkıp ardından yuvalarından uçmaları, ailesiyle olan bağları her zaman bana çok ilginç, çok heyecan verici gelmiştir. Ve onları bu kadar mükemmel yaratan Tanrı'ya gerçekten bugün teşekkür ettim arkadaşlar. Ve ondan sonra hemen kutsal kitabı alıp baktım tabii ki. Ve biz aslında bu programın çok eski zamanlarında, zaten yaratılış bölümünde Tanrı'nın bütün dünyayı nasıl yarattığını, hangi gün hangi hayvanı, hangi gün neyi yarattığını birlikte öğrenmiştik arkadaşlar. Ama sizlere tekrardan bir ayet okumak istiyorum. Arkadaşlar, yaratılış bölümünde şöyle söylüyor kutsal kitap. Tanrı, sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde gökte kuşlar uçuşsun diye buyurdu. Tanrı, büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı. Burada bir durmak istiyorum. Yani arkadaşlar, aslında Tanrı kuşları, yani gökyüzünde uçan canlıları ve aynı zamanda suyun içindeki canlıları, yani balıkları ve deniz canlılarını aynı dönemde yaratmış. Bunun iyi olduğunu gördü Tanrı. Tanrı, verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın diyerek onları kutsadı. Akşam oldu, sabah oldu ve 5. gün oluştu. Demek ki arkadaşlar, Tanrı kuşları ve balıkları ve deniz canlılarını haftanın 5. gününde yaratmış. O yüzden haftanın her 5. günü geldiğinde bizler Tanrı'ya teşekkür edebiliriz. Kuşları ve balıkları yarattığı için, o böyle şirin kuyruklu yüzgeçli balıkları, böyle denizin altındaki o değişik, böyle nasıl anlatayım, böyle deniz yosunlarını, deniz taşlarını ya da böyle deniz analarını, her ne kadar bazen çekinsek bile deniz analarını, ahtapotları, böyle kocaman sarılmak için bir sürü kolu olan ahtapotları yarattığı için Tanrı'ya teşekkür ettiğim bir gün oldu benim bugün. O yüzden ben de sizlere bundan bahsetmek istedim arkadaşlar. Şimdi sırada bununla ilgili bir video var. Bizler şöyle birazcık görelim bakalım, böyle içimiz açılsın balıkları, kuşları. Ardından da siz şöyle güzelce Ege'yi izleyeceksiniz ve onun ardından Nora abanız zaten sizi burada bekliyor olacak. Kelebekler ne güzel. Ah, soktu. Kelebekler de kan içer. Fakat bu özelliği insan kanındaki teodromin maddesi yüzünden kullanamazlar. Nasıl soktu acaba? Minik bir mutasyon olabilir. Balık pulu ruj yapımında kullanılan temel maddedir. Ruj sürmüş biri sizi öperse balık yemiş gibi olursunuz.
Karınca yiyenler günde 35 bin karınca yer. Düşünsenize çok fazla. Dünyada en çok satılan oyuncak Rubik küptür. Gözlerimizi dakikada 12, hayatımız boyunca da 1 yıl kırpırız. Baksanıza. 2 yıl oldu. Venüs de güneş batıdan doğar, doğudan batar. Biraz kafa karıştırıcı değil mi? 3 renkli kedilerin hepsi dişidir. Genetik olarak yani. Nil timsahları nefeslerini su altında 2 saat tutabilirler. Arkadaşlar, Şaşırtan Bilgiler bölümüne hoş geldiniz. Şaşırmaya hazır mısınız? Ben bugün kendimi sizlerle birlikte yeni bilgilerle şaşırmaya hazırladım. O yüzden haydi hep birlikte başlayalım, bakalım öğrenelim bugün hangi bilgiler bizi şaşırtacakmış. İlk şaşırtan bilgim çok komik bir bilgi arkadaşlar. Amerika'da bir mağarada 4000 senelik, yani tam 4000 yaşında bir patlamış mısır bulunmuş. Aklıma şöyle bir şey geldi arkadaşlar. Eğer beni bir gerçekten 4000 sene boyunca bir mağaraya koysalardı tek başıma, ben de arkadaşlar sıkıntıdan patlayabilirdim. Yani bu mısır arkadaşlar belki de sıkıntıdan pat diye patlamış olabilir. Ve o zaman işte 4000 yıllık bir patlamış mısır olabilir arkadaşlar. Bir diğer şaşırtan bilgim. Maalesef bu çok da benim hoşuma giden bir bilgi olmadı arkadaşlar. Çünkü bence zararlı bir şey yapmış biriyle ilgili bir bilgi geliyor. Bir keresinde bir adam 8 dakikada, sadece 8 dakikada 49 tane şeker kaplı donatı yemiş, biliyor musunuz? 49 tane donat yemek nedir arkadaşlar? Bırakın 8 dakikada, bunu 8 günde bile yapmamalısınız. Bir diğer şaşırtan bilgim. Ayaklarınızla ilgili. Ayaklarınızda tam olarak 500 bin tane ter bezi olduğunu biliyor muydunuz? Yani ayaklarınız terlediği zaman ayaklarınıza kızmamalısınız arkadaşlar. Çünkü onların tam olarak 500 bin tane ter bezi var. Ve bir diğer şaşırtan bilgim bugün. Bugün tam da biz bundan bahsetmiştik. Deniz canlılarından bahsetmiştik. İşte arkadaşlar, ahtapot bir deniz canlısı olduğu için bu bilgim ahtapotlarla ilgili. Ahtapotların tam olarak bir değil, iki değil, tam olarak 3 tane kalpleri var arkadaşlar. Kolları gibi kalpleri de gerçekten fazla. Ve demek ki bu kadar kalpleri varsa ve bu kadar fazla kolları varsa, kollarıyla ve kalplerini birleştirerek insanlara ya da diğer deniz canlılarına sevgi dolu kocaman sarılışlar veriyorlardır diye düşünüyorum. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Limon ve çilekle ilgili bir bilgim var şimdi sırada. Normalde biz yazın özellikle çileği nasıl ama çok seviyoruz değil mi? Böyle tatlı tatlı, ne kadar çok hoşumuza gidiyor bizim. Ama sizlere bilmediğiniz bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biliyor musunuz ki limonda tadı ekşi olmasına rağmen çilekten daha fazla şeker vardır. Ve arkadaşlar, şimdi de bir diğer şaşırtan bilgim de zürafalarla ilgili. Benim çok sevdiğim hayvanlar, upuzun boylu, sesleri, ses telleri olmadığı için çıkmayan o sevimli hayvanlardan bahsediyorum. Atmosferimizin en üst katmanına ulaşmak için 100 binden fazla zürafayı üst üste koymak gerekiyormuş arkadaşlar. 100 binden fazla zürafanın ne kadar uzun olduğunu tahmin bile edemem ama sanırım onlara böyle bakarken sırt üstü yere düşebilirim. Çünkü o kadar çok uzunlar ki. Evet arkadaşlar, benim sizlere söylemek istediğim, şaşırtan bilgilerim, sizlerle paylaşmak istediğim ve sizleri şaşırtmak istediğim bilgilerim bugünlük bu kadardı. Şimdi birazdan bizler Tanrı'nın sözünde buluşacağız ama ondan önce çok eğlenceli bir şey izleyelim birlikte. Haydi bakalım Mevezi! Zi, ne oldu sana, ne oluyor? Geçen bölüm en heyecanlı yerinde bırakmıştın. Yerinde duramıyorum, hadi anlat. Allah Allah, ne zamandan beri böylesin? Dün geceden beri heyecandan gözüme uyku girmedi. Soğuk palus, soğuk palus. Tamam 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 Zi, sakinleş. Hemen anlatıyorum öyleyse. Evet, dinliyorum. Tamam, hangi kamera benim de? Evet, günümüzde bir liman kenti olan yer Pafos. Kıbrıs'ın en batısında bulunuyor. Şehrin adı Baf olarak da söylenir.
Pavlus, Salamis'ten sonra ortalama 150 kilometrelik bir yol yaparak... Wow! Ne oldu be? Ben bazen yolda karşıdan karşıya geçmeye üşeniyorum. 150 kilometre ne ya? Zihi, Pavlus'un toplam yolculuğu çok daha uzun. 150 kilometreye mi şaşırdın? Ayrıca sen bütün dünyayı gezmemiş miydin? Evet ama uçakla. Tamam, devam ediyorum. Tamam, dinliyorum. Pav şu an nerede? Tabii ki Kıbrıs'ta. Müjdeyi yaymak için Baf'a giden Saul, yani Pavlus ve Barnabas, burada farklı bir durumla karşı karşıya. Neydi? Bir yalancı peygamberle. Büyücülükle uğraştığı söylenen bu kişinin adı Bar Yeşu'dur. Roma'nın bölge valisi Sergius'un da çok yakınıdır. Çok isim giriyor, kafam karışıyor. Tamam Zeyi, tamam, basitleştirerek devam ediyorum. Vali, Saul'den Tanrı sözünü dinlemek istiyor. Sahte peygamber bu duruma karşı çıkıp direniyor. Saul ise o anda kutsal ruh ile dolarak gözlerini bu adama çeviriyor ve ne diyor? Hiçbir fikrim yok. Sen anlatıyordun. Evet, evet, evet. Biraz gizem katmak istemiştim. Ah! Ne diyor, ne diyor? Diyor ki, ey kötünün oğlu, her türlü düzenbazlıkla ve dalaverecilikle dolu insan, her gerçeğe düşman kesilen, Rabbin düz yollarını saptırmaktan bıkmayacak mısın sen? Bak, şu anda Rabbin eli seni yargılıyor. Gözlerin kör olacak ve belirli bir süre görmeyeceksin. Sonrası? Sonra adamın üzerine karanlık çöker. Afallar, tökezler. Bunu gören vali çok etkilenir ve hemen iman eder. Bir valinin iman etmesi büyük yankı uyandırır ve Saul da artık Pavlus olarak bilinir. Pavlus ismini kullanır. İncil'de de bu olaydan sonra Saul isminden ziyade Pavlus adını kullanıldığını görürüz. Ve tabii yolculuk devam etmektedir. Nereye? Sen bilmezsin, ben söyleyeyim. Baftan denize açılarak Pamfilya bölgesinde bulunan Perge kenti. Dur. Ne oldu, durdum? Bu anlattıklarını bir düşünmem lazım. Bu bölümde bu kadarını duyalım. Tamam. Sen nasıl istersen Zeyi. Günümüzde Baf'ın yani Pafos'un farklı ve yeşil bitki örtüsüyle bilindiğini ve canlı bir turizm merkezi olduğunu da eklemeliyim. Harikasın. O zaman ben de doğru mu yanlış mı sorumu eklemeliyim. Ekle bakalım. Pafos dedin, Baf dedin. Samanda, Salamis... Tamam, dur hepsini karıştıracaksın. Pafos Grekçe ismi, Baf Türkçe ismi. Öyle değil mi? Evet, doğru, aferin. İşte bu konuyla ilgili bir doğru yanlış sorum var sana. Tamam, hadi sor bakalım. Evet, mütercim, tercüman ve çevirmen. Bu kelimeler aynı mesleği ifade eder. Doğru mu, yanlış mı? Bir seçenek değil. Yahu düşünüyor gibi yapıyorum Zihi. Tamam o zaman. Cevap veriyorum o zaman, doğru. Evet, doğru. Mütercim, çevirmen ve tercüman kelimelerinin hepsi aynı anlama gelir. Çeviri mesleğini yapan ve çeşitli mecralarda farklı dilleri bir sebeple birbirine çeviren kişiler bu mesleğe sahip insanlardır. Bir kitap ya da bir yazı da çevrilebilir. Konuşma anında anlık çeviriler de yapılabilir. Hepsi çevirmenlik olarak adlandırılır. Aa, çok güzel denk geldi. Sonraki bölüm Pavlus'un yolunda Perge ve Pisidya'yı konuşacağız. O zaman ben gidiyorum. Dur yahu, ne bu acele? Nereye? Tuvalet! Koş! Sözü bölümünden hepinize merhabalar sevgili arkadaşlarım. Bugün biz yine Tanrı'nın sözüne bakacağız. Bir hikaye okuyorduk birlikte. Daniel'in öyküsünü okuyorduk. Daniel'in Tanrı'ya nasıl itaat ettiği, Tanrı'ya nasıl her gün sıkça günde 3 kez dua ettiği ve o dönemde Daniel'in kral tarafından çok sevildiğini kıskanan insanlar tarafından kötü bir kural çıkarılması ile ilgili konuşmuştuk. Neydi o kural peki arkadaşlar? Onlar gidip krala şöyle dediler. Sevgili kralın majesteleri, şöyle bir yasa getirelim. Senden, insanlar senden başka hiç kimseye dua etmesinler dediler. Tanrı'ya bile. Tabii ki bunu yapma amaçları
Daniel'e zarar vermek, Daniel'i yok etmekti. Çünkü biliyorlardı ki Daniel Tanrı'ya çok sadık biriydi ve Tanrı'dan başka hiç kimseye dua etmezdi. Çünkü Tanrı bizim kendisinden başka kimseye dua etmemizi istemez. O zaman çok üzülür. Çünkü bizim zaten dua edebileceğimiz tek bir kişi var, o da Tanrı. Çünkü biz insana dua edersek bunun hiçbir anlamı yok. Çünkü zaten insanların gücü de bizim kadar ama gücü her şeye yeten bir Tanrımız dururken başka birine dua etmek zaten saçma olurdu. Ama arkadaşlar, Daniel tabii ki de Tanrı'ya sadık kaldı ve sadece Tanrı'ya dua etmeye devam etti. Krala dua etmedi ama kral demişti ki sadece bana dua edeceksiniz, başka hiç kimseye, Tanrı bile olsa dua etmeyeceksiniz demişti. Peki sonra ne oldu arkadaşlar? Bunu öğrenen kral, ki zaten Daniel'i o kişiler şikayet ettiler ve bunu kral öğrenince ne yaptı? Daniel'e çok korkunç bir ceza verdi. Onu aslanlara attı. İnanabiliyor musunuz? Vahşi, karınları her zaman aç olan aslanlara attı. Belki de aslanlar Daniel'e zarar vereceklerdi. Daniel'i parçalayacaklardı. Ama hadi bakalım, gelin devamında ne olmuş hep birlikte öğrenelim. Arkadaşlar, kral Daniel'i çok sevmesine rağmen aslanlara attı. Ve o gece Daniel'i çok sevdiği için tabii ki bütün gece onu uyku tutmadı. Kral sarayına döndü. Ama hiç uyumadı. Tek bir saniye bile gözünü kapatmadı. Bütün gece bir o yana bir bu yana dönüp durdu. Sonunda güneşin doğmak üzere olduğunu fark edince yataktan fırlayıp aslan çukuruna koştu. Daniel, Daniel, Daniel diye seslendi. Tanrı seni kurtardı mı? Ve aniden bir ses duydu. Bir aslan kükremesi değil. Bir insan sesi duydu. Yoksa bu Daniel miydi? Evet diye cevap verdi Daniel. Yani Daniel ölmemişti. Daniel hala yaşıyordu. Aslanlar onu hala parçalamamıştı. Normalde bu imkansız bir şeydir arkadaşlar. Aslanlar gerçekten insanları parçalamak için hazır bekleyebilirler çoğu zaman. Tanrı bir melek gönderdi ve o aslanların ağzını kapalı tuttu, dedi Daniel. Nasıl yani? Tanrı gerçekten onu kurtarmış mıydı? Kral bir de baktı ki Daniel'in kucağında kocaman bir aslan uyuyakalmış. Kedi gibi mırıldıyordu. Yani böyle bir şey sizce olabilir mi arkadaşlar? Ama olabilir tabii ki de. Çünkü bunu Tanrı yaptı. Tanrı aslanları sakinleştirdi. Tanrı bir meleğini gönderdi. Ve o melek aslanların Daniel'e zarar vermemesi için aslanlara engel oldu. Kral Daniel'i çukurdan çıkarttı. Bakın dedi kral. Daniel'in üstünde tek bir çizik bile yok. Bundan sonra kral yeni bir yasa çıkarttı. Daniel'in tanrısı gerçek tanrıdır. Düşünebiliyor musunuz? Kral bile, bu yasayı çıkaran kral bile tanrının gerçekliğini kabul etti. Çünkü bunu Tanrı'dan başka hiç kimse yapmış olamazdı. Başka hiç kimse yoktu orada. O aslanları Tanrı'dan başka hiç kimse sakinleştirmiş olamazdı. İşte o zaman kral Tanrı'nın gücünü gördü. Daniel'in Tanrısı gerçek Tanrı'dır. Kurtaran Tanrı'dır. Bana değil, ona dua edin. Tanrı'dan bahsediyordu. Ve işte farkında mısınız? Tanrı öyle bir şey yaptı ki, ama tabii ki bu Daniel'in imanı sayesinde oldu. Daniel Tanrı'ya o kadar sadık kaldı ki Tanrı Daniel'i kurtardı. Ve bu hikaye bir başka birinin Tanrı'ya inanmasına sebep oldu. Kral Tanrı'ya iman etti ve aslında sonrasında insanları müjdelemeye başladı. Bu yaptığı şey müjdelemeydi. Dedi ki bana değil Tanrı'ya dua edin. O gerçek Tanrı'dır. İşte Tanrı'nın işleri böyledir arkadaşlar. Biz Tanrı'ya iman edersek hayatımız tamamen değişebilir ve bizim imanımız başkalarının hayatının kurtulmasına bile sebep olabilir. Tanrı halkını kurtarmaya devam edecekti. Öyle bir zaman gelecekti ki Tanrı bir başka cesur kahraman gönderecekti. Tıpkı Daniel gibi. Ve o da Tanrı'yı çok sevip ne pahasına olursa olsun onun sözünü dinleyecekti. Bu ölmek anlamına gelse bile. İkisi birlikte dünyanın gelmiş geçmiş en büyük
kurtarışını gerçekleştirecekti. Arkadaşlar, bu gizde sizlere söylemek istediğim şey, Tanrı'ya her zaman sadık olun ve Tanrı dışında başka hiç kimseye dua etmeyin. Çünkü bizi bu dünyada koruyabilecek ve sonsuz bir sevgiyle sevebilecek kişi Tanrı'dır. Bu yüzden bizler Tanrı'ya güvenirsek her zaman Tanrı'nın korumasında oluruz. Nora ablanız sizi çok ama çok seviyor. Bugünlük Nora ablanızdan bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mısır'da yaşayan Yahudilerin sayısı gittikçe artmaktaydı. Firavun bu durumdan rahatsızdı ve Yahudilerin kendisine isyan etmesinden korkuyordu. Bu yüzden onları Mısırlıların kölesi yaptı. Yahudilere Mısır'da çok kötü ve zalimce muamele yapılıyordu. Firavun, yeni doğan Yahudi erkeklerinin Nil nehrine atılarak boğulması emrini vermişti. Firavun'un hedefi Mısır'daki Yahudilerin sayısını azaltmaktı. Bunun için çocukları bile öldürecekti. Bir gün Yahudi bir bebek doğdu. Bebek gerçekten çok güzeldi. Onu 3 ay sakladılar ama artık daha fazla saklayacak imkanları kalmamıştı. Hasır bir sepeti su geçmeyecek şekilde hazırlayıp bebeği içine koydular. Ve sepeti Nil nehrine bıraktılar. Bebeğin ablası neler olacağını görmek için uzaktan gözlüyordu. O sırada Firavun'un kızı hizmetçileriyle birlikte Nil nehrinde yıkanıyordu. Birden nehirde yüzen sepeti fark etti. Sepeti açınca içinde ağlayan küçük bir bebek gördü. Bu bebeğin Yahudi olduğunu hemen anladı. Bebeği takip eden ablası Firavun'un kızına yaklaşıp, isterse bebeğe bakması için ona Yahudi bir süt anne bulabileceğini söyledi. Firavun'un kızı bu teklifi kabul etti ve ablası hemen bebeğin annesini oraya getirdi. Firavun'un kızı anneyle anlaşarak bebeği emzirmesi ve ona bakması için bebeği anneye verdi. Yıllar sonra bebek büyüdü. Annesi onu Firavun'un kızına gönderdi. Ona Musa adını verdiler. Musa Mısır ülkesinde büyüdü ve Yahudilerin Mısır'da nasıl eziyet çektiklerini gördü. Mısırlılar Yahudilere çok kötü ve zalimce davranıyor, onları hizmetçi ve köle olarak çalıştırıyorlardı. Bir gün Musa Mısırlı bir adamın bir Yahudi'yi dövdüğünü gördü. Musa yanlarına yaklaştı. Etrafta kimsenin olmadığını görünce Mısırlı adamı öldürdü ve onu hemen kumlara gömdü. Musa bu olaydan kimsenin haberi olmaz sanıyordu. Ama Firavun, Musa'nın bir Mısırlıyı öldürdüğünü öğrendi ve bu nedenle Musa'nın öldürülmesini emretti. Bunun üzerine Musa uzaklara kaçtı.
ve Midyan yöresine yerleşti. Bu bölümün de sonuna gelirken, şimdi şu güzel ayetle veda edelim. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin, çünkü o sizi kayırır. Petrus'un 1. mektubu, 5. bölüm, 7. ayet.